Merhabalar sevgili gençler. Bu videoda sizlere mutlak değer kavramını anlatacağım. Öncelikle mutlak değerin uzaklık olduğunu iyice kafalarınıza yazmanızı istiyorum sevgili arkadaşlar. Hemen buraya ben bir tanım da yazdım. Peki bana diyor ki sayı doğrusu üzerindeki herhangi bir sayının başlangıç noktasına yani sıfıra olan uzaklığı o sayının mutlak değeri. Şimdi gençler ben burada bir sayı doğrusu çizdim. Sayı doğrusunun üzerinde herhangi sayı alacağım yani herhangi bir sayı alacağım. Ben eksi 4 ile artı 4'ü almayı tercih ettim. Sonra her ikisinin de mutlak değerini hesaplıyorum. Şimdi sevgili gençler mutlak değer uzaklık demekti. Mesela mutlak değer eksi 4. Bunun Türkçesi ne? Bunu biz matematikçe böyle görüyoruz. Bunun Türkçesi neymiş? Eksi 4'ün sıfır olan uzaklığıymış gençler. Peki hiçbir zaman uzaklık negatif olamayacağına göre ben bunu nasıl çıkartacağım? 4 olarak çıkartacağım, öyle değil mi sevgili arkadaşlar? Peki mutlak değer içerisinde artı 4. Burada ne var? Burada da bana diyor ki 4'ün sıfır olan uzaklığı diyor. Yine bunun bakın 4 burada sıfır olan uzaklığı 4 olarak mutlak değerin dışarısına çıkacaktır. Şimdi gençler mutlak değere dikkat ederseniz sayıları hapsediyor. Yani mesela bu hep bizim alıştığımız bir kavram, yani bunu hep görüyoruz bir tanım olarak. Kitaplarda hep böyle karşınıza gelen bir tanım bu. Mutlak değerin tanımı aslında bu sevgili arkadaşlar. Dikkat ederseniz mutlak değer sayıları içine hapsediyor. Yani duvarların içerisinde kıstırıyor. Peki hep mutlak değer sorularımızı çözerken ne yapıyoruz? Mutlak değerden kurtarıyoruz. Yani biz aslında ne yapıyoruz? Duvarları yıkıyoruz gençler. Fakat sen duvarları yıkacaksın. Bu duvarı nasıl yıkacaksın? Önce bir içeride ne var? Ne yok? Pozitif mi, negatif mi? Onu bilmen gerekiyor. Yani öyle baltayı gelişi güzel sallamayacaksın. Ne yapacaksın? İlk yapacağın şey mutlak değerden kurtarmadan önce ilk yapacağın şey mutlak değerin içinin işaretini saptamak. Bunu iyice kafalarınıza yazın. Ne yapıyormuşsunuz? Mutlak değerin içerisinin işaretini saptıyormuşsun. Bakacaksın sonra. Diyelim ki x sıfırdan küçük. Yani negatif. Bakın x iken eğer içerisi sıfırdan küçükse önüne bir eksi atarak çıkartacaksın. Yani sen burada eksi 1 ile çarpmış oluyorsun. Buradaki x'i ben nasıl çıkartacakmışım? Eksi x. Bak mesela burada eksi 4 vardı, hatırlıyor musunuz? Ben baktım mutlak değerin içerisi negatif. Hemen ne yapıyorum aslında orada? Eksi 1 ile çarpıyorum. Yani ne yap? Ne yazıyorum orada dikkat ederseniz? Eksi eksi 4 yazıp artı 4 yazıyorum. Yapılan şey bu gençler. Bakın burada gene Türkçe'de yazdım ben size. Dedim ki eğer negatif ise mutlak değerin içerisi eksi ile çarparak çıkar. Yani sen mutlak değerin duvarlarını, içerisini eksi ile çarparak yıkacaksın. Şimdi eğer sıfırsa gençler sıfır olarak çıkacak. Yani olduğu gibi çıkacak sıfırsa. Peki eğer sıfırdan büyükse yine olduğu gibi çıkıyor sevgili gençler. Yani içerisine baktın pozitif, hiçbir şey yapmıyorsun. Direkt duvarları yıkıyorsun, olduğu gibi ortaya çıkıyor. Şimdi bunları söyledikten sonra bir soru üzerine değerlendirelim hep beraber. Mutlak değer içerisinde eksi 3 bölü 2 diyor. Peki negatif gördüm ben ama negatif olamaz. Ben bunu mutlak değerden çıkartırken ne yapacağım gençler? Eksi ile çarparak çıkartacağım. Eksi ile çarparsam bakın tam görün diye bir kez daha yazalım. Eksi ile eksinin çarpımı artı olacaktır. 3 bölü 2 olarak çıkaracaktır. Biz artık bunu direkt pozitif 3 bölü 2 olarak çıkartacağız sevgili arkadaşlar. Şimdi diyelim ki böyle bir ifadeyle karşılaştınız. Tereddüt ettiniz acaba hangisi daha büyük diye. Çünkü hangisi daha büyükse ona göre ben bunun işaretinin saptayacağım. Tereddüt ettiyseniz gençler hemen bu üçüne ne olarak yazabilirsiniz? Karekök 9 olarak yazabilirsiniz. Tabii ki karekök 9 karekök 5'ten mutlak değer olarak daha büyüktür. Yani işaretini görmezden gelirseniz daha büyüktür. Dolayısıyla bunun işareti ne olacaktır? İşlem yaptığımda negatif olacaktır. Çünkü bu daha büyük olduğu için. İçerisi eksiyse bunu ben nasıl çıkartacağım gençler? Yine önüne eksi atarak çıkartacağım. Peki bu işlemi yaparsam eksi kök 5 eksi eksinin çarpımı yine ne olacaktır? Artı 3 olarak bulunacaktır. Şimdi diyelim gene tereddüt ettik. Ne yapacağız? Bu karekök 4'tür diyeceğim. Karekök 4 karekök 3'ten daha büyüktür. Dolayısıyla bu ifade pozitif bir ifadedir. Yani olduğu gibi çıkacaktır. Diğer sorumuza bakalım. X diyor eksi 3 ile 2 aralığında olmak üzere diyor. Böyle bir mutlak değerli bir ifade vermiş size. Bu ifadenin eşiti nedir diye soruyor. Şimdi sevgili arkadaşlar benim mutlak değerli sorulardaki yapacağım şey, yani benim amacım mutlak değerleri ortadan kaldırmak. Mutlak değerleri ortadan kaldırabilmek için de ben ne yapmalıyım? İçerisinin işaretini bilmeliyim. Şu haliyle bilmiyorum. Burada farklı yöntemler uygulanabilir ama bu soru için ben mutlak değerin içerisini saptamak için bu aralıktan bir sayı seçerek yapacağım.
farklı şekillerde çözebilir. Bu sefer ben bunu tercih ediyorum gençler. Mesela düşünüyorum ama bak buna dikkat et. Bunu ne yapıyorsun? Sen kenarda düşünüyorsun. X eşittir 0 için düşün diyorum bak dikkat et. Yaz demiyorum ha, sadece düşüneceksin. Şimdi eğer sen 0 yazarsan buraya, diyelim ki 0 yazdın. 0 eksi 5. 0 bu aralıkta olduğu için onu seçtim sevgili arkadaşlar. Yalnız dikkat edin. 0'ı yazdım. Eksi 5 oldu burası. Yani mutlak değerin içerisi negatif oldu sevgili arkadaşlar. Bak dikkat et. Bir kez daha söylüyorum. Sadece işaretle ilgileniyorsun. Sen burada değer bulmuyorsun. Sadece içerisini, mutlak değerin içerisinin işaretini saptıyorsun. Buranın negatif olduğunu gördün 0 yazdığında. O zaman bunun eksi olduğunu buraya bir belirtelim. Şimdi x artı 3. Şimdi ben 0 için düşünüyorum ya. Eğer burada 0 olsaydı burası ne olacaktı sevgili arkadaşlar? Pozitif olacaktı. Peki yine ben 0 için düşünüyorum. Sadece düşünüyorum. 0 yazarsam burası ne olacaktır? Eksi 2 olacaktır. Yani bunun işareti, bu mutlak değerin içinin işareti neymiş? Negatifmiş. Şimdi artık işaretlerini biliyorsam mutlak değerlerden kurtulabilirim. Yani duvarları yıkabilirim. Nasıl yıkacağım? Bir bakalım. Şimdi buradaki eksiği gördüm. Eksimi yazdım. X eksi 5'imi yazdım. Bak mutlak değer yok artık. Sadece parantezleri indirgemiş olduk. Şimdi burası eksi. Burası ne gençler? Artı. Pozitif olduğunu gördüm yani. Eksi ile artının çarpımı ne? Eksi. Öyle değil mi? Direkt eksisini yazayım ben bunun. X artı 3'ü olduğu gibi yazdım. Bak dikkat et. Şu eksi ile bu artıyı çarptım. Şimdi devam ediyorum. Bak şimdi burası eksi. İçerisi de eksi. Eksi ile eksinin çarpımı nedir gençler? Artıdır. X eksi 2 diye yazıldım. Şimdi parantezlerden de kurtulacağım. Yazalım beraberce. Eksi x. Eksiyi dağıttım. Artı 5. Gençler burası ne olacaktır? Eksi x. Bak bir daha dağıttım. Eksi x diyorum. 5 yazdım. Eksi x. Bir daha dağıttım. Burası ne oldu? Eksi 3 oldu. Bu da olduğu gibi yazıldı. Şimdi işlemimizi yapalım. Şu eksi x'de şunu götürelim gençler. Eksi 5 artı 5. Bunlar da gitti. Sadece kim kaldı sevgili arkadaşlar? Eksi x kaldı. Diğer sorumuza bakalım. Bana diyor ki x ve y negatif iki sayı diyor. Ama diyor x y'den daha küçük, ona dikkat et. Z de diyor pozitif bir sayı olmak üzere diyor. Böyle bir ne vermiş bana? Mutlak değer ifadeler vermiş. Bu ifadenin eşiti nedir diye soruyor. Şimdi sevgili arkadaşlar bu sefer de şöyle tercih edelim. Bak bu soruda nasıl çözeceğiz? X eksi z diyor. Acaba bunun işareti ne? Bilmiyorum. Kontrol edeceğim. Bak x sayısı burada, görüyor musun? X küçüktür z, doğru mu? Böyle söyleyebilirim ben. Öyle değil mi gençler? X küçüktür z ise ben bu z'yi x'in yanına atarsam x eksi z küçük sıfır olmaz mı? Olur. Dolayısıyla x eksi z neymiş gençler? Negatifmiş. Yani ben bunu mutlak değerin dışına çıkartırken önüne ne atacağım? Eksi atacağım. Şimdi diğerine bakalım. Y eksi x diyor. Bak şimdi y burada, x burada. Bir şunu yaptım. Şimdi buraya geldim. X küçüktür y, onu da yazdım. Y eksi x durumuna getireceğim. Yani bu x'i kimin yanına atacağım gençler? Y'nin yanına atacağım. Bak y'nin yanına atarsam burada 0 kalır değil mi? Böyle yazıyorum. Y'yi yazdım. Eksi x. Y'nin, y eksi x'in tarafından okursam, hatta bir daha bir yazayım. Y eksi x'in tarafından okursam. Bu taraftan bakın büyüğün b harfi olmuyor mu? Bu taraftan okursam küçüğün k harfi oluyor. Şimdi ben y eksi x tarafından okuduğum için büyüğün b'si oluyor ya, bak bunu büyük b yaptım. Burası 0 oldu. Veya ne diyebilirim? İkisini yer değiştirdim, eşitsizliğiyle yön değiştirdim. Bu şekilde de söyleyebilirim. Y eksi x'i ben ne buldum gençler? Sıfırdan büyük buldum. Yani bu neymiş? Pozitifmiş. Şimdi bunu değerlendirelim. X artı y eksi z diyor. Bak şimdi burada ne yapabilirim? Şöyle bir baktım. X negatif bir sayı değil mi? Bu negatif. Y de negatif. İki tane negatif sayı toplarsam kesinlikle benim ifadem ne olur? Negatif. Bak dikkat et ama x artı y için konuşuyorum. Bu x artı y için söylendi. Şimdi bundan sonra z'nin işaretine bakalım gençler. Z'miz bizim neydi? Artıydı değil mi? Peki bu artı bir sayı, önünde de eksi var. Yani bu da bir eksi sayı olacak. Değil mi gençler? Buradan bir eksi sayı gelecek. Yani eksi bir sayıyla eksi bir sayı topluyorum ben burada. Ne yapıyorum? Eksi ile eksi toplanıyor. Eksi ile eksi toplanırsa bunun işareti ne olur sevgili arkadaşlar? Eksi olur. Kesinlikle bunun işareti ne olur? Eksi olur. Şimdi işaretleri saptadım. Bak bu eksi. Bu eksi ise ben bunun önüne ne atacağım? Mutlak değerden, yani duvarlarından kurtarırken eksi atacağım. Bak şimdi artı ile artının çarpımı artı. Burası mutlak değerden kurtardıysam ne olacaktır? Y eksi x olacaktır. Şimdi ben biraz önce mutlak değerin içerisinde eksi buldum. Önünde ne var? Artı var. Artı ile eksiyi çarparsam gençler ne olacaktır? Eksi olacaktır. Bak artı ile eksiyi çarptım. X artı y eksi z dedim. Şimdi
Bütün parantezleri de kaldırıp işlemlerimizi yapalım. Burası ne olacaktır? Eksi x. Eksi ile eksinin çarpımı, değil mi gençler? Artı z, evet devam edelim. Bu zaten pozitif olduğu için olduğu gibi sadece parantezi kaldırdım. Bu şekilde yazdım. Devam ediyorum gençler. Bakın bunu bununla çarpacağım. Eksi x. Yine çarptım. Eksi y. Bu sefer bak eksi ile eksinin çarpımı artı z olarak yazıldı. İşlemlerimizi yapalım gençler. Bakıyorum. Şu z ile bu z gitti. Bunlar da gitti. Değil mi? Biri artı biri eksi. Ne kaldı gençler? Z eksi 2x kaldı. Notumuza bakalım. N'inci dereceden kökün içerisinde x üzeri n'den bahsediyor. Şimdi sevgili gençler, insanın içinden şunlar hemen gitti demek geliyor. Fakat bunları siz gelişi güzel kafanıza göre gitti diyemiyorsunuz. Ne yapacaksınız? Öncelikle buradaki n'in tek mi çift mi olduğunu kontrol edeceksiniz. Eğer n tekse gençler, siz direkt bunlara gitti diyeceksiniz ve buraya x diyeceksiniz. Fakat eğer n çiftse, bak burası çok önemli, sen bunu mutlaka nasıl çıkarmak zorundasın? Mutlak değer içerisine çıkarmak zorundasın. Bak şimdi diyelim ki karekök y kare gibi bir şeyle karşılaştın. Ki böyle soruların içerisinde de mesela en sonunda diyelim ki böyle bir şeyle karşılaşıyor öğrenci. Sonrasında eğer buna dikkat etmezse yanlış sonuç bulabiliyor. O yüzden lütfen bunlara çok dikkat ediyorsunuz gençler. Diyelim ki karekökün içerisinde böyle bir işte y gibi bir bilinmeyen bir şeyle karşılaştın. Bunu sen mutlak değerden çıkarırken karekökten çıkarırken mutlaka ne kullanacaksın? Mutlak değer kullanacaksın. Bunu unutmuyorsun. Şimdi bak gene 4 4 diye baktım. İkisinin de kök derecelerini gençler bunların. Çift olduğuna göre ben bunu nasıl çıkaracağım gençler? Şu şekilde çıkartacağım. Eksi 2 de pozitif olarak çıkacağına göre artı 2 olarak yazıldı. Evet şurası y küptü. Ben buraya y yazmışım. Gençler y küp olarak gördüm. Madem bu neymiş baktım ikisi de üçüncü dereceden yani küp tek sayı bunlar olduğu gibi çıkacaktır. Bakın yine küp tek sayı bu da yine ne olacaktır olduğu gibi çıkacaktır. Şimdi devam edelim bir sorumuz var. X'in negatif bir sayı olduğunu y'in de pozitif bir sayı olduğunu söylüyor. Böyle bir eşitlik vermiş. Bu eşitliğe göre y kaçtır diyor. Şimdi sevgili arkadaşlar şöyle baktığım zaman şunu tanıdınız mı? Bunu tanıyacaksınız. Bu ne? Bir tam kare açılımı. Tam kare açılımı olduğunu nasıl anladım? Bakın bu nedir? Y'nin karesi. Şu nedir gençler? X'in karesi. Şu ortaya bir bakmanızı istiyorum. Bu da 2 çarpı x çarpı y. Yani şu karesi alınan ifadelerin çarpımından iki katı da ortada var. Dolayısıyla bu ifadenin kesinlikle bir tam kare olduğunu gördüm. Nasıl çıkartıyordum? Bakın nasıl bunu toparlıyordum tam kare haline getiriyordum. Y eksi x'in tam karesi diye yazdım. Şimdi devam edelim. Bak bunu buraya geldim. Şu kesrim çizgimi çizeyim. X'imi yazdım. Karekök içerisinde y kare diyor. Şimdi bakıyorum çift dereceden değil mi gençler? Kesinlikle bu nasıl çıkacaktır? Y olarak çıkacaktır. Yani şunlar gidiyor ama gelişi güzel gitmiyor. Mutlaka nasıl çıkartacağım ben bunu? Mutlak değer içerisinde y olarak çıkartacağım. Eksi diyorum sevgili arkadaşlar. Y'mi yazdım. Yine bunlar da çıkacak ama mutlaka nasıl çıkacak? Mutlak değer içerisinde çıkacak. Sevgili gençler şurayı tanıdınız mı? Bak burası nedir? 2x çarpı y'nin parantez karesidir değil mi? 4x kare y kare durumuna getirmişim ben. O zaman bunu da şöyle yazayım. Bir basamak daha yazmış olalım. 2x y'nin parantez karesi olarak yazabilirim. Peki bir de mutlak değer x'im varmış. Bu da neye eşitmiş? 5'e eşitmiş. Şimdi beraberce değerlendirelim sevgili arkadaşlar. Bir kere şunları bir çıkartalım. Hatta üzerinde mi yapsam diye düşündüm. Üzerinde bir değerlendirelim. Sonra alta hep beraber basamakta yazarız. Çünkü bunları burada yaptım. Bakalım bu nasıl çıkacaktır gençler? Mutlak değer içerisinde y eksi x olarak çıkacaktır. Peki y eksi x. Bak şimdi y nasıl bir sayı? Pozitif bir sayı. Sadece y'ye bakarsam. Aradaki işaret ne? Eksi. Peki x nasıl bir sayı? Eksi bir sayı. Eksi ile eksinin çarpımı nedir gençler? Artıdır. Bak dediğimi anlıyor musun? Şuradaki şu eksiyle bu eksinin çarpımı neyi verecek bana? Artı. Sen burada artı ile artıyı topluyorsun. Yani burası kesinlikle nedir gençler? Pozitif bir sayıdır. Onun rengini de maviyle yapayım. Y eksi x kesinlikle ne oldu? Pozitif oldu. Bu yorumu yapabilirsin. Veya çok daha kolay. Bak şunu da yapabilirsin. Hani x küçüktür y ya. X küçüktür y ise ben bu x'i bunun yanına atarsam y eksi x büyüktür ne olur gençler? Sıfır olur. Y'yi bunun yanına attım. Y eksi x oldu. Bu taraftan okuduğum zaman büyük oldu. Yani şu şekilde de ben bunu söyleyebilirim. Y eksi x'in artı olduğunu gördüm. Peki artıysa y eksi x nasıl çıkacak gençler? Olduğu gibi çıkacak öyle değil mi? Bak y eksi x'imi yazdım hatta. Buraya yazdım.
aradaki işaretim artı. Şimdi burayı değerlendirelim beraberce. Bana diyor ki y diyor artı diyor. Bak sıfırdan büyük. X ne diyor? Eksi diyor. O zaman ben y gördüğüm yere bak şuradaki yere artı olduğunu gösterdim. Yani bu nasıl çıkacaktır? Olduğu gibi çıkacaktır. Değil mi gençler? Dolayısıyla bak maviyle yazıyorum yine. X çarpı y diye çıkacaktır bu. Şimdi devam ediyorum. Şimdi buradaki mutlak değer x'e bakıyorum. Bu mutlak değer x bakın şurası. İşaret ne burada? Eksi. Eksi ile eksinin çarpımı gençler. Ne olacaktır? Artı olacaktır. Yani bu nasıl çıkacak gençler? Önüne eksi atılarak çıkılacak. Ama işaretini yazarken eksi ile eksiyi şunun ikisini çarptım. Artı dedim. Evet hatta mavi de yazayım tekrardan. X çarpı y diye belirttim. Şunların ikisinin yerlerini değiştirdim. Şimdi şunu değerlendirelim beraber. Bu nedir gençler? Sadece burası için bakarsam 2xy'dir. Şimdi x negatif, y pozitif. Bunun ikisinin çarpımı ne olacaktır gençler? Negatif olacaktır. Yani ben bunu çıkartırken önüne ne atacağım sevgili arkadaşlar? Eksi atacağım. Yani şunu demek istiyorum. Bölü dedim. Şimdi bunu yazıyorum ya. Eksi 2xy olarak yazacağım. Halen devam ediyorum. Bak şimdi şuradayım. Benim x'imin işareti neydi? Eksiydi. Eksi ile eksinin çarpımı ne olacaktır? Artı x olarak yazılacaktır. Şimdi beraberce devam edelim işlemimizi yapmaya. Gençler şöyle baktığım zaman burası nedir? 2xy'dir. Doğru mu? Burada da eksi 2xy var. O zaman şu xy'ler gider. Değil mi gençler? İkiler de sadeleşir. Peki artı 2 eksi 2. Burada ne kaldı gençler? Sadece eksi 1 kaldı. Yazalım. Y eksi x'imi yazdım. Buradan sadece eksi 1 kaldığını yazdım. Artı x dedim. Bu da eşittir 5 dedim. İşlemimize devam edersek bak x'ler gidiyor. Y'miz ne diye bulundu? 6 diye bulunmuş oldu sevgili arkadaşlar. Gençler videoyu faydalı bulduysanız beğenmeyi unutmayın lütfen. Ve kanalıma abone olmayı da unutmayın lütfen. Şimdi diğer notumuza bakalım. Bana ne demiş? Diyor ki eğer diyor mutlak değer içerisinde iki tane ifadenin diyor toplamı sıfırsa diyor. Bu ancak diyor ikisinin de sıfır olması mümkün olabilir. Şimdi gençler toplam sıfırsa ne olur? Bunlar zıt işaretliyken olabiliyordu değil mi? Mesela atıyorum ne olsun? Eksi 5 ile artı 5'i düşünün. Ben bunları topladığımda sıfır olabiliyordu. Ama mutlak değer negatif olamaz. Dolayısıyla bunların toplamları sıfırsa başka türlü bir şey söz konusu değil. Yani sadece nasıl olabilir? İçerileri sıfırken olabilir. Yani bu ne demek istiyor? Burası sıfırdır. Toplam sıfırsa bak sorumuzu görüyorsun. Burası da sıfırdır. Peki x eksi 4 sıfırsa ben x'in ne olduğunu söylerim? 4 olduğunu söylerim. X 4 ise gençler şurada yerleştireceğim. 3 çarpı 4 eksi 2y eşittir 0 diyeceğim. Buradan y eşittir 6 diye bulunacaktır. X artı y'yi sormuştu bana. Bu da nedir sevgili arkadaşlar? 10. Şimdi diğer notumuza bakalım. Diyor ki bana mutlak değerli bir ifadenin alabileceği en küçük değer sıfırdır. Yani negatif olamaz değil mi gençler? En küçük ne olabilir? Sıfır olabilir. Şimdi burada bir kalıp sorumuz var. Bu soru bir kalıp soru. Böyle bir şey yazmış bana 36 bölü diye. İfadesinin alabileceği en büyük değer kaçtır? Şimdi bir kesirli bir ifade var, bir bölüm var. Bu bölümün en büyük olması için paydanın ne olması lazım gençler? Bu en küçük olmalı. Yani payda en küçük olmalı. Peki ben demin dedim ki sana mutlak değerli bir ifade en fazla en az yani en küçük ne olabilir? Sıfır olabilir. Negatif olamayacağını biliyorum. Peki en küçük olacaksa ne yapacağım ben? Mesela 2x eksi 6 ya sıfır olabilir. Bir de ne olabilir gençler en küçük değer için? X artı 3 sıfır olabilir. Dedim ki bu bir kalıp soru gençler ve bu yöntem yani bu soruların çözüm yöntemi bu. Şunu yapacaksınız. Buradan kritik noktalar bulacaksınız. Bu bulduğunuz noktaları da bu eşitlikte yazacaksınız. Hangi kesir yani hangi sonuç daha büyükse aradığım sonuç odur diyeceğim. Beraberce bir yapalım. Buradan x ne gelir gençler? 3 gelir. X eşittir 3 ise bak sorduğu ifadeyi görüyorsun. Ben bunu şu an paydasıyla ilgileniyorum. 2 çarpı 3 eksi 6 diyorum artı bak şurayı görüyorsun. X gördüğüm yere yine 3 yazıyorum. 3 artı 3 diyorum. Burası ne oldu? 0. Zaten ben burayı 0 kabul etmiştim ama siz bir kez daha görün diye ben yazdım. Burası ne oldu gençler? 6 oldu. Dolayısıyla bu 6 olarak çıktı. Yani bak benim ifadem şöyle oluyor. 36 bölü 6 oluyor değil mi? Şu 6 yani payda kısmını 6 diye buldum. İfadem 6 olabilir. Ama şimdi diğerini de kontrol edeceğim. X artı 3 eşittir 0 ise gençler buradan bizim x'imiz ne olur? Eksi 3 olur. Kontrol ediyorum. Bak yine paydaya bakıyorum. 2'mi yazdım. Eksi 3 dedim. Eksi 6 dedim.
artı, bak şimdi burası 0 edecek yine. Yazalım biz orayı. Şurası 0. Buraya bakıyorum. Mutlak değer içerisinde eksi 12. Eksi 12 olma ihtimali, yani eksi 12 mutlak değer dışında nasıl çıkacaktı gençler? Artı 12 olarak çıkacaktı. Dolayısıyla benim ifadem ne olacaktır? 36 bölü 12'den 3 diye bulunacaktır. Sevgili gençler, hepinize iyi çalışmalar, başarılar diliyorum.